Arkadaşlar, herkese merhabalar. Şimdi düşünebilirsiniz ki sanırım bunlar manyak. Belki de manyazdır, bilmiyorum. Sesim için kusura bakmayın. Daha yeni kalktım. Şimdi saat 5 ve biz Foça'ya gün doğumunu izlemeye gideceğiz. Oradan da denize gireceğiz. Çok garip hissediyorum. Şu gözlerimin haline bak. Allah'ım, esrarkeş gibiyim ya şu an. Gün batımını ve gün doğumunu zaten seviyoruz. Ama bu daha önce yapmadığım bir şeydi. Sabah 5'inde kalkıp gün doğumu izlemek. Şimdi gün doğumunu izlemeye gidiyoruz. Neyse. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Arkadaşıma yazdım. Foça'nın expert'i. Gizem arkadaşıma yazdım. Gizem Üşenmez. Onun da çok güzel bir kanalı var. Eğer bakmak isterseniz Gizem Üşenmez. Tarih yerlerinde videolar çekiyor. Nerede izleyebiliriz diye sordum. Foça'da değirmenler güzel dedi. Kalede tadilat vardı. Bitti mi bilmiyorum dedi. Surlara gidebilirsiniz dedi. Şimdi gideceğiz. Okey. Aşağıya bana bakıyor. Beni kesmeden önce ben kapatayım videonun açılışını. Foça'da görüşmek üzere. Herkese Foça'dan sevgiler, saygılarla. Şimdi indik. Tripodumuzu aldık. Ve değirmenlere tırmanıyoruz. Biliyorum. İzleyeceğiniz zaman diyeceksiniz ki ya bunlar kafayı mı yedi? Ama aslında çok huzurlu bir şey. Bilmiyorum. Yapanlar illaki biliyordur. Gizem'in önerisiyle buraya geldik. Bakalım, göreceğiz. Şöyle bir manzaramız var. Benim manzaram burada arkadaşlar. Diğerleri beni ilgilendirmiyor. Ama değirmen güzel gözüküyor. Yani güzeldir diye düşünüyorum çünkü geldiğimizden beri 36 tane fotoğraf çekti. Come on babe. Oh my, oha, what is that? Oğlum bunun burada ne işi var lan? Savaşırken burada mı unutmuşlar oğlum bunu? Ha? Bu ne lan? Okay. Give me pause. Hike, hike, hike. The sun coming. Be careful to snakes. Just kidding. Evet, manzaramız değişti arkadaşlar. Artık böyle oldu. Şu an daha güzel gözüküyor. Foça'yı seviyorum ben ya. Birçok suyu soğuk ama yine de bayağı iyi. Çeşmeye göre, yani çeşmenin suyu gayet güzel ama Foça sessiz, sakin, huzurlu. Seni yormuyor yani Foça. Abi sesin güzelliğine bak. Düşünsene abi. Amerika'dan sevgilin gelecek. Sen onu getireceksin manzara diye gün batımını izlemeye. Ama böyle bir şans olacak. Ve şeyin arkasından doğacak, dağın arkasından. Ve sevgilin kale kimlerin üzerinde oturuyor olacak. Komik ya, çok komik, yemin ederim. Come on babe. Set up your... No? Okay, this time we are unlucky. Next week, I'm gonna search where we can... Çok güzel ötüyor lan, çok güzel ötmüyor mu? Bende de evde saka vardı. Sonra sıkılmasın diye yanına bir dişi alalım dedik. O da hasta çıktı. İlk dişi öldü, sonra erkek öldü. Anasını satayım, o kadar güzel de besliyorduk. Çok güzel ötüyorlar ya. Gerçekten yani. Yaradan özene bözene yaratmış ya. Nasıl bir şeyse. Yaradan özene bözene yaratmış. Şurada bir story çekelim. Hemen. Hem burayı arkadaşlarımızla paylaşmayalım mı? Arkadaşlarımız görmesin mi yani burayı? Do you want to take a picture? Do you want to take a picture to the view? I took one. Together? Oh, yeah. Olsun.
Gün doğumunu izleyemesek de görüntümüz hala çok güzel. Başka bir zaman tekrar izleriz. Oğlum biz bu kadar tırmandık mı lan? Araba şurada. Ta en aşağıda araba. Ama çok güzel. Şurada uyuyacaksın. Sabah mis gibi olacak böyle. Neyse. Kamerayı şuraya koyayım da şurayı bir ayarlayalım. Bir fotoğraf çekelim. Ya izin vermiyor bana arkadaşlar. Şuna bir bağırın çağırın ya. Hayırdır ya, Amerika'dan geldiğinde bizi mi koparıyorsun ya? You're saying right now, I wish you can, I can understand you, right? Arkadaşlar ya ne kadar şanssızız ya. Geçen hafta Karagöl'e gittik. Yangınlardan dolayı kapalıymış. Bugün buraya geldik. Güneşi göremedik amına. Güneş doğuyor. Yeah. The sun coming. Okay. Next week I will check where we can watch the sunrise. Then we will go there if we will be in Izmir, okay? Bu hafta normalde İstanbul'a gitmemiz gerekiyordu. Ama uçaklar çok doluydu ve çok pahalıydı. Yani bilmiyorum nasıl olacak. İstanbul'a gitmek istiyor, Şile'ye gitmek istiyor, Büyükada'ya gitmek istiyor. Vallahi bilmiyorum nasıl olacak ya. Ama 1000 lira uçak biletini de vermek istemiyor. 1000 lira uçak bileti mi olur ya? Bir saat uçacağız. 1000 lira ne ya? Yemin ederim. 1000 lira ya, 1000 lira bir saat için. Bir saat için. Ya yani millet nasıl verecek abi 1000 lirayı ya bir saat için? Parası olan verir eyvallah. Parası olmayan biri 1000 lirayı nasıl verecek ya? Foça maceramız tabii ki bu kadar değil. Şimdi şeye gideceğiz. Sazlıca'ya. Ve sabahın köründe yüzeceğiz. Ve çok soğuk olacak adım gibi eminim. Do you want to wait? Should I wait? No? Ridiculous, right? Okay, let's go. Hadi gidelim arkadaşlar ya. Boşu boşuna geldik buraya. Take it if you want. Bakarım internetten nerede gün doğumu izleyebilirim diye. Ondan sonra artık gideriz izlerse. Babe, next week I have four off day. Yes. What days? Saturday, Sunday, Monday, Tuesday. Tuesday is holiday. But in Turkey, if you have two off day and middle of the off days, there is a weekday. They making it off day too. But I'm not sure. I don't want to be speak sure. But 100, not 100. 80% will be like that. Careful. Neyse. Şimdi Sazlıca plajına gideceğiz. Dağın arasından yürüyeceğiz. Boş olacağını tahmin ediyorum. Hemen fış 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 yüzeceğiz, sonra çıkacağız. Did you save it? Mm-hmm. Güzel gözüküyor lan aşk be. Are you okay? Mm-hmm. Did something good? Scratch. Amma çok sinek var be. Okay, I will walk front, so I can keep you. Hala fotoğraf çekiliyor ya. Ulan ne sinek var be, koca koca hepsi arkadaş ya. Bundan sonraki videoda kameranın tripod ağzını takacağım. Ondan sonra da tripodu takacağım. Bu şekilde çok aşağıdan çekiyorum. Yani videolara baktığımda öyle gözüküyor. Yani sorun teşkil etmiyor ama bu şekilde çeksem daha iyi olur. Yani bir de geniş lensi var kameranın. Geniş lensini takacağım. Öyle işte. Şimdi biz arabaya geldik. Gidelim. Sazlıca'da yüzelim. Ondan sonra tekrar
Görüşürüz. Sazıcı'ya giderken tahminen tekrar çekerim. Adios amigos. Arkadaşlar bir manzara için durduk. Sazıcı'ya gidiyorduk. Şöyle bir manzaranın eşiğindeyiz. Şöyle göstereyim. How is it? Yeah, here, right here, looks perfect. Öyle işte, sadece göstermek istedim. Durduk. Birazdan tekrar hareket edeceğiz. Burayı da eklemek istedim. Neyse, Sazlıca'da görüşürüz. Evet arkadaşlar, şu an Sazlıca topraklarında bulunmaktayız. Terliklerimizi giydik. Şöyle yaz moduna geçtik, plaj moduna geçtik. Ve böyle bir yoldan gideceğiz. Normalde buraya Sazlıca plajı var şurada ileride. Oradan buraya dağların kayaların arasından bir tane köprü yapmışlar böyle yalapşalak. Oradan geliş var ama burası, burayı da kullanabilirsiniz yani. Burası Sazlıca'ya ait bir yer değil. Sazlıca plajı ise çakıllı böyle derin bir plaj. Burası sığ ve kumsal. Çok bakir bir plaj. Çok güzel bir plaj. Ki çoğu kişi biliyordur illaki yani bu taraflarda yaşayan herkes neredeyse Sazlıca plajını biliyordur. Benim yıllardır geldiğim tek yer burası. Birazdan nedenini göreceksiniz. Neden yıllardır buraya geldiğimi. 10 saniye sonra göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü böyle bir güzelliği var. Çok güzel. Siz sakin, huzurlu. Ama tabii şu an okullar kapalı. Hem de tatil. Bugün burası ana baba günü gibi olacaktır yani. Şimdi ufak bir yüzeceğiz. Ondan sonra eve geri döneceğiz. Yani. Oh babe. I forgot to take off my ring. I was thinking that too but... I slept with it. Tabii bu güzelliğe ulaşmanız için böyle dağ tepe bayır aşmanız lazım. Ama bunun için değil ya arkadaşlar vallahi. Ki bir de ben buraya taşıyordum. Dolap var ya, dolap, buzluk dolabı. Koca koca yarısına kadar su dolduruyordum. İçine buz atıyordum o şekilde bir de biraları, içecekleri dolduruyordum ben. Buraya taşıyordum bir de onları sabah köründe. Yani bu hiçbir şey. Şu an sadece taşıyorum. Koltuk taşıyorum şu an. Sandalye taşıyorum. Şu an hiçbir şey ya yaptığım. Look babe, they camping. Yeah. And it's looking really awesome. Arkadaşlar Sazlıca plajı dediğim yer şurası. O taraftan buraya kayaların arasından bir yol yapmışlar. O plajın içinden de buraya gelebiliyorsunuz. Tabii buraya giriş ücretli. En son arabayla geldiğimizde kişi başı 60 lira mı 70 lira mı ne ödemiştik. Yani sahili kullanabiliyorsun, plajı kullanabiliyorsun. Şezlong şemsiyeyi kullanabiliyorsun. İçinde restoranı var. Bir de işte buraya yol olduğu için millet oradan giriş yapıyor. Herkes bu dağ yolunu bilmiyor. Kısaca bir gösteri yapacağım size. Ondan sonra kamerayı kapatacağım çünkü kameranın kum veya su olmasını istemiyorum. Çok temiz abi, çok güzel. Çok temiz ve çok güzel. Gün içinde burası masmavi oluyor. Turkuaz maviye dönüyor böyle burası gün içinde. Neyse, biz sandalyelerimizi kuralım. Biraz düzelim. Ondan sonra zaten eve geri döneceğiz. Haydi. Bu videoyu da burada bitirmiş olalım. Görüşürüz arkadaşlar. Evet. Saat 5'te başlayan yolculuğumuz. Saat 9'da. Sazlıca plajında bitmiş bulunmaktadır arkadaşlar. Şu an açlıktan geberiyoruz. Dün en son kaçta yemek yedik biz ya? Dün 6'da falan yedik galiba.
6 veya 7'de yedik. Yani zaten saat 10'da uyumaya gittik direkt. Erken kalkacağımız için. Yani 14 saattir falan yemek yemedik şu an. Açlıktan ölüyoruz. Hemen bir gidelim. Sağda solda bir şeyler yiyelim. Ya kahvaltı olur ya tost olur. Hızlıca böyle. Güzeldi. Gün batımını izleyemesek de şey gün doğumunu. Güzeldi. Yüzdük, eğlendik. Hani saçımdan sular akıyor. Arabayı da sakınmayı hiç sevmiyorum ha. Öyle işte. Bugünümüz böyle başladı. Bugün belki bisiklet grubuyla Picture again. Bugün belki bisiklet grubuyla bir barbekü tarzı, mangal tarzı bir şey yaparız. Net belli değil. Yani 11-12 gibi dediler ama eğer buradan direkt eve gidersek kesinlikle uyuruz. Bak yani tahminen uyuyoruz demiyorum. Kesinlikle uyuyoruz buradan direkt eve gidersek. Ya yani yemek bile yemeden de uyuyabiliriz. Ama yemek yeriz ya belki. Bakalım. Öyle işte. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım eğlenirsiniz. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Böyle bir anımızı sizinle paylaştık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın.